geleneksel hale geldi. Biz bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Birincisinde Avrupa Birliği'nden de destek alarak uluslararası düzeyde 7 ülkeden tiyatro ekipleri gelerek Bozkır'da tiyatro oyunları sergilediler. Tiyatro salonu olmayan, sinema salonu olmayan bir ilçede tiyatro festivalinin yapılması da son derece önemliydi. Bu bizim öğretmenlikten gelen bir hayalimizdi ve bunu da gerçekleştirdik. Geçen yıl yine aynı şekilde bütün Borçka'ya ve bütün öğrencilerimize ulaşarak sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından kopmuş demektir diyen Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün de yolunda bu etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu yıl tekrar üçüncüsünü yaparken hem köy okullarına hem şehir merkezindeki okullara da biz bu oyunları sergileyecek. Aynı zamanda çevre ilçelere de bu oyunları götürüp oradaki vatandaşlarımıza da bu oyunları izlettireceğiz ve bu çalışmalara devam edeceğiz. Yalnız okullarımızla ilgili şöyle bir son dakikada şöyle bir sorun çıktı. Sayın Kaymakamımız ilçe merkezinde ve köy okullarındaki sergilenecek olan oyunların okullarda sergilenmesini uygun bulmadıklarıyla ilgili bize yazı yazdılar. Biz de böyle bir izin alamadıktan sonra nasıl bir yol izleyebiliriz, nasıl bir yöntem geliştiririz derken belediyenin kendi sosyal tesislerinde çocuklarımıza bu oyunları mutlaka izlettirmemiz gerektiğini, çünkü bu bölgede çocuk oyunları ya da büyüklere tiyatro oyunları sergilenmemekte. Borçka Belediyesi bunu tamamen ücretsiz yapmakta ve Şişli Belediyesi ile kardeş belediyecilik hukukuyla bunu geliştirmiş ve halka ulaştırmak için çaba sarf etmiştir. O açıdan bu yılki çocuk oyunlarımızı ve atölyelerimizi okullarda değil, Borçka Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yapacağız. Okulların ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün buna uygun olmadığı ve bu görüşüne artık biz de yapabileceğimiz bir şey yok. Yalnız biz isterdik ki kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Borçka'ya gelen bu oyunların okullarda da sergilenmesi ve çocuklara ulaştırılmasında bize yardımcı olsunlar. Ama böyle bir davranış maalesef göremedik. Biz de kendi alanlarımızda bunu yapmaya devam edeceğiz. Sinema salonu, tiyatro salonu olmayan Bozkır Belediye'miz bugün 3. tiyatro festivali düzenliyor. Okulların gösteri salonlarını kullanmak, okullarda tiyatro atölyeleri kurmak için Bozkır Kaymakamlığı'ndan destek istiyor ve yazılı başvuruda bulunuyor. Bozkır Kaymakamlığı sanatı ve sanatçıyı kırmızı eder bir tutumla Bozkır Belediyesi'nin bu talebini reddediyor. Aynı salonları Şubat ayında dışarıdan okul idareleri tarafından dışarıdan tedarik edilen imamların çocuklarımıza konferanslar verdiğini, söyleşiler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu çifte standart değil midir? Bu yanlış bir tutum değil midir? Sanattan ne kadar bu kadar çok korkmamıza gerek yok. Borçka Kaymakamlığı'nın bu kararından bir an önce vazgeçmesini istiyor ve şiddetle kınıyoruz.